Allah'ım sen koru diyeceğiniz 19 deniz canlısı. Bak işte Allah'ım sen koru ya Rabbi. Vallahi öyle diyor. Başlık öyle diyor. Onu görüyor. Oğlum bunu izlersek ban mı yeriz? Hiçbir şey yemeyiz. Kanada'nın Okanagan Gölü'nde kaydedildi bu görüntüler. Dev bir cisim suyun içinde hareket ediyor. Bu cisim büyük bir balık ya da ona benzer bir deniz canlısı olabilir. Video kaydını çeken adama göre o bir deniz canavarı. Gördün mü? Dört tane Yunus balığı mı var? Allah'ım sen koru. Yunus balığının gölde ne işi var? Bakalım her video sonunda söyleyeceğiz mi harbiden? Merak ettim abi. Açana kadar yılan balığı olduğu düşünülüyordu. Fakat yılan balıkları arasında bir sürü fark var. Büyük dişlerine dikkat edin. Allah'ım bu tarz sen dişlere koru. Sahip olan bilinen bir deniz canlısı yok. Ağız yapısı suyun içine çekebilmek için tasarlanmış. Bu yaratığa taşemen deniyor. Birçok irili ufaklı da. Dişleri olan bu canlı deniz yılanına benziyor. Saldırgan olup olmadıkları hakkında bir fikrim yok. Ama ya, ben o gölü girmek abi. İstemezdim. Oğlum belki de saldırmıyordur yani. Hani ısırmıyordur yani oradan. Yok dişleri boşuna var orada. Ulan gerizekalı diye kalır böyle. Bak böyle kapalı kalır. Hayır, lan. Sağ... İçini alamıyor. Deniz canavarı biliyor musun? Diye kilitleniyor vücuda. Orada yaşıyor anladın mı otostopçu olarak? Benim amı vücudumda otostopçu olarak mı? Ben de hiç fark etmeyeceğim mi bunu? Bekliyor bence. Lan mal mısın sen böyle sürük mü amına koyayım? Ya senin elin kolun var balığa yapışsa ne yapabilecek balık? Kim balığa? Ben mi balığa yapışsam ne yapabilecek Hayır, balık? Hayır bu balık balığa yapışsa. Sana yapışsa sen çıkarırsın zaten. Bülü bülü yapar balık da. Bülü bülü. Hiçbir Hangi şey balık? Olmaz öyle bile. Nasıl? Yapar oğlum bülü bülü yapar. Yap kurtulamaz hocam. He balık emicili bu. He. Olabilir. Bu şey üstü istiridye kaplı bir organizmaya benziyor. Ama işin aslı öyle değil. Bu organizma binlerce deniz yosununun ve başka deniz canlılarının birleşimi ile oluşmuş. Bu neydi o? Dikkatli bu bakılırsa bu canlılar hemen fark edilebilir. İnsanlar dikkatli olmadan ellerini sürüyor fakat organizmanın içinde zehirli canlılar da bulunabilir ki daha sonra yapılan çalışmalarda jelibon son derece zehirli türlerin arasında olduğu anlaşılmıştı. O kadar adam dedi size jelibon madeni bulduk diye. Bir baba Al ile geriye. Oğul denizde balık tutarken karşılarına onları dehşete düşürecek bir şey çıkıyor. İlk başta tam olarak Balina. Ne olduğu anlaşılmasa da bir süre sonra köpek balığı. Büyük bir köpek balığı olduğu net bir şekilde görünüyor. Oğlum kimse yemiyor değil mi bu videoda ya? Birinin söylediğine yemez, göre yemez, bu yemez. Büyük beyaz köpek balığı bazı Allah'ım durumlarda sen koru insanlara Allah'ım saldırmaktan sen çekinmezmiş. Valla var ya hep dedik ha. Hep dedik valla. Video doğruymuş ha başlıkta. Peki baba ve oğlunun başına bir şey gelmiyor. Güvenle kıyıya ulaşıyorlar. Sağ ol abi sağ ol. Bu videodaki yaratığın İspanya'nın bir sahil kasabasına saldırdığı nerede iddia abi yaratık? Edildi. Bu görüntülerde o sırada... Ana Godzilla! Bak abi sen bak sikeceğim artık. Şu filmleri izleyip izleyip etkisinde kalıyorsun bak ha. Bu Godzilla değil bu arada. Ben anam Godzilla de... diyor. Oğlum bu yeni bir tür. Yok bak daha atıyorum abi. Daha yapılmadı yakında yapılır. Yok ben atıyorum. Da çekilmiş. Attım abi. Ne abi geçme. At abi. Neyi bu? Şu abi bu eleman. Bu evrimleşmiş hali. Lan. Taşağına beton yetmeyen vay be crazy. Nasıl yani ya? Aldık abicim aldık ya. 3000 değil 5008 aldık ya. Daha ne istiyorsunuz? Hala reklam veriyor bak ya. Nereye gitti? Video nereye gitti ya? Allah'ım sen koru bundan da koru. Gece büyük yaratık kıyıda hareket ediyor. Bu video hakkında yapılan iddianın gerçekliğini araştırmadım fakat bu yaratık görsel efekt gibi kesin gerçektir abi. Onun için çok korkutucu. Abi bu yani olsa da gerçektir hiç abi, de inandırıcı değil. Tamam inandırıcı değil diyor sonuçta. ABD New York yakınlarında bulunan Champlain Gölü'nde. Böyle şeyler de neyse ABD, Kanada, ABD, Kanada, ABD, Kanada. Bunlar var ya böyle filmleri izleyip şey buluyor kendini. Hiç ben görmedim Türkiye'de mülkiye'de böyle bir olay. Türkiye'de olanı atayım mı ben sana? At abicim. Bak. Türkiye'de bekle. Enflasyon var ondan mı diyorsun? Derdi işi gücü farklı anladın mı Türkiye'de? Attım. Türkiye'de max bu çıktı yani şu ana kadar. Bakayım kardeşim benim.
Böyle yolda uzanmış, yarağını açmış, yalıyor. Galatasaray arabi sikeyim, götür. Nasıl gördüğünüzü bize anlatır mısınız? Valla ben abla bir tane mazot kamyonu var. Ben başka yerden kamyondan mazot alıyorum, götürüyorum, Patnos'a boşaltıyorum. Ben orada Patnos'a boşaltırken giden... Dinleyelim abi, gerçek bir olay abi. Dinleyelim bir dakika ya. İnanmak inanmama konulara kalmış abi. Hemen gülüyoruz, hemen şey abi, bir konuyu dinleyelim abi. Neymiş abi, işin aslına bir bakalım ya. Giderken bir tane karı da yolda aldı, dedi can sıkılmasın. Arabada rampada çıkarken... Ondan sonra bir tane arabaya da gaz veriyorum, karaya da gaz veriyorum, arabaya gaz abi. Ondan sonra mazotu Patnos'ta sattım. Geldim, dedim Edremit'ten oradan geçiyorum. Baktım bir tane canavar yolda yatmış, böyle sanki güneşleniyor. Ayağımı sıra koyun, ne biçim büyük bir tane canavardır. Ben dedim yanımda bir tane benim ayrım var ya. Cyber, bizim anlamadığımız yerlerde bir çevirebilir misin ya? Bak chatte anlamayanlar var. Böyle hemen söyle, nereyi çevireyim? Tam böyle bazen hani şey kalıyor böyle. Mesela az arkadaşlar önce dayımız mazot almış, götmüş, satmış, sonra Edremit çevresinden geçerken yolda yarrağına saksı çeken bir tane dinozor yaratıkla karşılaşmış. Tamam. Patnos'tan kalyonunu aldım. Dedim bana oğlum sır hadi kalk canavara. Dedim abi amına koyayım canavara, yatıyorum yandaki ben. Yandaki arkadaş yat... demiş ki kal yaratık var. Yandaki arkadaş demiş oğlum yatıyorum ben. Ben baktım. Ondan sonra ben arabanın frenine bastım. Araba kaydı 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 gitti. Canavarı götürür önünde durdu. Peki sonra ne oldu? Valla sonra canavar korktu. Ben ödüp götümden çıktı şerefsiz. Orası çocuğu olayım. Ondan sonra dedim ulan ben buraya telefonla bir haber vereyim. Vali Bey gelsin, Vali Bey. Götürüm yoktur amına koyma. Akarı hepsini yemiş. Benim ödüm koptu. Sonra baktım canavar. Ay Allah'ım ben nasıl korktum, ben az daha dili götüme giriyordu, elimi kararıyorum. Abi korkunu anlatarak anlatmaya çalışıyor. Kalk oğlum ben korkuyorum diye abi, canavarın da amına koyarım, sen de amına koyarım. Öyle dedim oğlum, yandaki biz bana gittik. Uyuyor da. Sonra onda, ben çok korktum ya. Peki canavar neye benziyordu? Valla abi elimi kararıyorum, yalan söylüyorum anayi sikeyim. Abla elimi Kur'an'a koydum, yalan söylüyorsam ananı sikeyim dedim. Oha! Ben çok korktum ya. Peki canavar neye benziyordu? Valla abla elimi kolayla öyle yalan söylüyorum anayi sikeyim. Canavar çok büyük. Böyle yolun ortasında uzanmış. Bacağını açmış. Yarağını yalıyor. Böyle büyük yarağını var onun. Yeşil. Ben çok korktum abla. Canavarın kafamda çok büyük. Bana baktı canavar, ben ona baktım. Bana dedi sen kimsiniz? Ben dedim ben korku konuşamıyorum. Ben dedim ben mazotçi. Dedi yarağım beni hasta etme. Ben öyle dedim kamyonu aldım sırtıma. Nasıl geldim bana bilmiyorum abla. Canavar gözümün önünde gitmiyor, rüyama geliyor her gece her gece. Peki geçmiş olsun. Abla sağ olasın ama o canavarın yarağım çok büyük değil. Ben çok korktum, erkek bir canavar. Helal. Cyber'a bir klep abi. Harbiden adam takır takır açıkladı abi. Allah'ım seni koru. Gizlendiği düşünülen gizemli bir canavarın yaşadığı iddia ediliyor. Ne canavara abi bu? Champ ismini vermişler. Bu video o gölde balık tutan birisi tarafından kimse çekilmiş. Kimse amına koyayım bu? İlk başta gölün yüzeyine çıkan hava kabarcıkları gözüküyor. Balina da olabilir. Gölde? Bu şeyin... İlayda beni duyuyorsan bir tereyağı getirebilir misin ya? Tereyağı. Hareket etme şeklinde. Ne yapacaksın ya tereyağı? Tereyağı ne ya? Hayır hayır. Tereyağı. Ne yapacaksın ya? İğrenç herif. İyi amına koyayım. Hayır gerizekalı mısınız oğlum? Tereyağı tereyağı. Benim kullandığım bu şeyin adı tereyağı. Şunun bak. Ne yazıyor üstünde? Tereyağı. Tereyağı. Lan tereyağı tereyağı. Şeyin bitti. Şunun zıp çıktısı bitti. Ondan diyorum. Yola çıkarak cansız bir nesne olmadığını düşünüyorum. O şey mi? Sahte yön sigara. Değiştiren, suyun sahte sigara değil. Dalabilen bir yaratık gibi görünüyor. Efendim canım? Sadece şeyini koyun. Tereyağı mı sandın? Tereyağı, tere bak. Adı ne? Oku bakayım. Tereyağı. Tereyağı. Yatmış. Yaraka ne oluyor dedi. Yön değiştiriyor. Belki de gerçekten bu gölde bir tür deniz canavarı yaşıyordur. Ya da alo. Videonun da... Ali Bey! Aleyküm selam. Selamlar. Nasılsınız Ali Bey? Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Sabah aklıma geldi, aklımdan çıkmıyor.
Hani bir hoca vardı ya, doktor hoca vardı. Vajina beyazlatan. Vajina beyazlatan. Takipçilerin bir şey söylemek için merhabalar yapıyordu böyle. Takipçilerin de sen verin. Merhabalar. Aklımdan çıkmıyor yemin ediyorum bak. Ne yapıyorsunuz? O ne? Nasıl bilmiyorsun ya onu? Video var mı, onun videosu var mı? Diyorum, YouTube'a yazın. Amba yazlatıcı şey diye. Ne diyorsun oğlum ya? Öyle yazmayın arkadaşlar. Düzgün atsana şu video, neydi, hangisiydi ya? Attım chat'e. Tamer Bey, Tamer. Güzelleşmeye Da Vinci'ye geldim Nişantaşı'na. Şu anda işlem yapılıyor ve süper acısız. Hatta size göstereyim. Tamer Bey, takipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar. Merhabalar. Farklı bir mantıkta açıklaması vardır. Bazı canlıların korkutucu olması için büyük olmalarına gerek yoktur. Bir kayığın çapasına konan bu yaratık birçok kişiyi dehşete düşürdü. Yani videoyu abi çeken kişi bu canlıyla daha önce hiçbir yerde karşılaşmadığını canavar söyledi. Bu şey. Oğlum bu nasıl bir canavar? Dehşete niye düşürsün oğlum? Üstüne basarsın geçersin bunun amına. Oğlum ya şey, denizde yüzüyorsun, bak sırından içeri girdi. Tabii ya sen niye sürekli bir yarağına gitme şeyleri var böyle senin, böceklerin? Neyi yaşadın oğlum sen denizde de böyle? Üstünde başka ne var amına koyayım? Şort var, boxer var. İçeri giremez işte. Abi evet, senin boxer'ın içine kaçıyor ya buradaki hayvanlar. Girmek zorunda mı? Tamam sen koru. Attım. Ne abi bu ne? Boyutunda, kollara benzeyen uzuvları oğlum, sayesinde kendini çekerek de hareket ediyor. Video hayır ya, boxer girmez şortla atlama. Onun ya için tam olarak yorum ya yapamıyoruz. Sizce bu şey ne olabilir? Allah Allah. Bu video Galler'de çekildi. Bluestone National Park Resort adlı resmi bir YouTube kanalında yayınlandı. Bu nedenle gerçek olma ihtimali herhangi başka bir videoya göre çok daha yüksek. Suyun deniz içinde kızı gözüken bu şey ilk başta bir balığa benziyor. Ama YouTube kanalı bunun bir deniz kızı olduğunu söyledi. Söyledikleri kulağa inanılmaz geliyor. Tanıtma amaçlı yalan zaten söylemiş olabilirler. Ama gerçek olma ihtimali de yok değil. Siz karar verin. Allah'ım sen koru. Allah'ım bundan koruma. Bu adam Sydney limanında yüksek bir tepeden suya atlamayı işte planlar. Bu çok ve kısa bir süre sonra Allah! İşte bak şunu işte yaşasam şey kanka. Şunu yaşasam. Aba! Ne yaparsın? O an ne yaparsın? Giremem. Oğlum o an giremem yani girdin o an. Ya hiçbir şey düşünemem ki o an. Yani o an oradan hemen kaçmayı düşünürüm. Hızlı düşünmen lazım sen, hareketli. Ellerimi açarım kalırsın, beni büyük sansın. Oğlum gerizekalı köpek balığı lan bu. Beni büyük sansın diyor bu. Köpek balığı amına koyayım ya. Bu şey yiyor ya. Abi vallahi sana bir şey yapmazlar bu arada. Çok yiyor amına koyayım hayvan gibi. Mesela ben böyle hareketsiz kalırım. Hiç ama. Sıfır amına koyayım. Böyle taş olay şey sallayayım abi. Abicim zaten ya yukarıdan düştün. Yukarıdan yani bir hareket söz konusu orada. Adam ya zaten kafasını döndürdü kaldırdı. Baktı şey dedi ya, taşmış ya tamam dedi. Anladın mı? Hiç hareket etmiyorum. Hangi taşın sakalı var senin gibi kanka Allah. Abi ya ben burada net oğlum, bir şekilde sakala, söylüyorum. Ben net bir şekilde söylüyorum. Köpek balonun inisiyatifine bırakırım abi. Beni yiyesi varsa yiyebilir. Yani bir ısırıp bir yerimi koparacaksa koparsın. Eğer hiç dokunmazsa ben, da Allah razı olsun der çıkarım abi. Ben şakasını yavaş yavaş alırım herhalde. Abi ya götün ilerle. Burada yapacak başka hiçbir şey yok. Ne boğuşurum ne bir şey yap. Lan nereye tekme atıyorsun suyun içinde, nasıl tekme atıyorsun ya? Avatar mısın ya? İlk şeyim göz temasını kesmemek. Yani balığı kaçırmamak. Su mu bükeceksin amına koyayım? Böyle bir şey yapamazsın ya. Ya göz teması falan yok ya hocam bunlarda. Onun dışından aşı köpek balığı yerde baksın için ananı sik. Ya senin niye baksırın içine giriyor oğlum köpek balığı? Sen mal mısın cyber ya? Ya girerse? Ya her şey bunun baksırın içine girmek zorunda mı abi? Cyber'ın öyle bir hayali var. Suya girdiğinde gördükleri karşısında büyük bir dehşete kapıldığını bak, söylüyor. Teması kaçırma salak! Lan ses çıkarma bari. Iırr yapıyor bak. Küfür etti ama. Video son derece gerçek duruyor. Ama aynı zamanda kolay kolay... Ana! Çok gelişim. Oğlum bak yemiyor, ısırmıyor, bir şey yapmıyor değil mi lan? İnanılmayacak bir olay. Onun için videonun görsel efektlerle düzenlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Köpek balığı adama yaklaşıyor. Abi, tamam, fakat
bir anda yönünü değiştirip oradan ayrıldı. Oğlum şimdi şöyle bir durum da var. Kemal köpek balığıyla köpek balığı. Ne diyorsun? Sen niye Ali Kozade var? Ali Kozade. Köpek balığı. Köpek balığıyla ilgili şöyle bir şey biliyorum. Toksa, yemek yediyse, yiyebileceği bir şey olsa yemiyor. Hani böyle şey vahşi hayvanlar gibi değil. Hepsi öyle oğlum. Açken... Şimdi, olay şu. Aslanın karşısında bir dolaşma, gezin bakayım yanında. Şöyle, şöyle. Bu saraylı olduğumu bile söyledim amına. Şöyle, şöyle durum. Abicim bunlar toksa saldırmıyorlar. Ondan dolayı mesela hani tok olması için dua edebilirsin o an yani. Belki ama tok da değil belki. Yine de saldırısı yoksa Ali. Ya bunu mu yiyeceğim amına koyayım? De diyebilir mesela, anladın mı? Bir daha ya ben ne uğraşacağım bununla der belki. Tabi tabi bununla uğraşılmaz abi de diyebilir yani, sarmaya da bilir. Oluyor. Belki de aç değildi. Bu tuhaf dev deniz yaratığı sahilde yürüyüşe çıkan biri tarafından kaydedildi. İngiltere'nin Tynemouth köyünde çekilen bu görüntülerde bir yunusun kafasına benzeyen, geri kalan kısmı ise yılan balığını andıran bu yaratık. Abi şimdi şöyle bir durum da var. Bunlar zaten bir yerde yaratık maratık diyoruz da. Şimdi okyanusun veya sularımızın da birçok kısmında... Okyanusu doldurdum ve altım da benim Renault. Yok abi seninle bir sik de konuşulmaz oldu Cyber. Şu rap'e başladığından beri sürekli bir flex atma, bir verse söyleme olayın var. Denemedim. Şeyin o Level C5 abimin. Abi şunu diyorum ben sana. Şimdi daha zaten keşfetmedik ya çok şeyi. Daha birçok şeyi keşfetmedik su altında. Bunu biliyor muydunuz? Nereden bileceğiniz? Öyle sabah akşam Twitch izleyin. Nerede hiçbir belgesel izleyin, bir şey izleyin yok. Nereden bileceğiniz abi? Daha keşfetmediğimiz bir sürü deniz canlısı var. En az ben size söyleyeyim. %80'ini falan keşfetmemişizdir, öyle söyleyeyim size. Yalan değil ha. NASA Kemal amını. Şaka değil ha bu. Ben belgesel izlemeye mi gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Enes. Benim yayından sonra izleyeceğiniz. Benim abi, yayın haricinde izleyin. Hemen Kemal'e bilgi ver. Sence bu ne balığı olabilir? Abicim bu ne balığı olabilir biliyor musun? Bence yayın balığı. Şimdi şöyle düşün. Bu yılan balığıyla, yılan balığıyla. Şimdi burada evrimleşen bir tür olabilir. Müren balığıyla yunus balığı arasında bir tür var mı bildiğimiz? Var. Ney var? Ne var abi yok? Söylesin mi abi adam bilinmiyor daha. He doğru. Daha onu bilmemişler. Daha bilinmediği için olabilir. Ama mesela o ara bir tür olabilir yani. Ara bir tür keşfetmemiş olabiliriz daha. Arada suya dalıp tekrar Ali, çıkıyor. Ali bir gün bir şey bulursam söz adına sudan Ali iyice balık çıkıp koyacağım. Kendini gösteriyor. Ali fakat balık. O anda kameraman zoom'u bozuyor ve hiçbir şey gözükmüyor. Evet bana da grup bazı kursa kişiler bu şeyin küçük ya da ona benzer bir şey olduğunu aklıma düşündü. Geldi. Bazıları ise bir deniz canavarı olduğundan. Az dünyanın çiçekleri var ya öyle. Sen evrime mi inanıyorsun? Arkadaşlar bu bir inanç türü değil ya. Evrimin olduğu bariz belli değil mi zaten? Yani adı da toksisite. Evrim zaten var. Değil mi yani? Hani bu bir inanç türü değil ki bu. Yani sonuçta ateist diye yorumladım. Allah Allah. Bakın arkadaşlar şimdi öyle değil. Arkadaş. Oğlum bak. Ya saçma sapan konuşmayın şimdi, başka yerlere çekmeyin ya şimdi şunu. Allah Allah. Son derece emin. Bu salağa göre dünya olipsi amına koyayım ya. Olips şeker değil mi amına koyayım? Özlemişim vallahi şu Cahil Cüleyla'yı da ayrı bir özlemişim ya. ABD Kaliforniya Clifford sahilinde garip bir deniz canlısı görüldü. Üstü kaya gibi sert olan bu yaratığı biri eline alıyor ve havaya kaldırıyor. Bu o zaman ya? Yaratığın alt tarafının yumuşak olduğu görülüyor. Büyük fasulye abi, yüce evrim geçirmiş. Kişi bu şeyi eline aldığında deniz fasulyesi oğlum bu. Evet evet şekil işte değiştirdiğini çok büyük hissetti. Abi fasulye tatlı su amcığı ne ya? Ama beyaz yapılması lazım. Bence bu bir tür... Merhabalar. Merhabalar. Bu görüntülerdeki canlı bir tür su böceği. Bir balıkçı tarafından yakalanmış ve sergilenmek üzere şehre getirilmiş.
Su böcekleri hakkında hiçbir bilgim yok. Fakat bu şey abi saldırgan duruyor. Videoyu çeken kişi ve yanındakiler böceğin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorlar. Yine de saldırganca bir şey... Abi su böceği ise hava almaya çalışıyor. Hayvan orada kriz geçiriyor ya. Alamamış şey alamamış ya. Su lazım yani. Şeyi de görmüyorlar. Ama kısa bir sürede bu durum değişecek. Alaa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 a
girecek. Çok korkunç bir şey ya. Uçan su böceği. Kesin bir boxer'a girecek bu. Ya su böceği falan değil bu ya. Çakal avrat değil o kardeşim benim. Çatal avrat o ya. Yaylalarda olan çakal. Çakal avrat. Çakal avrat yazıp duruyorlar. Yanlış anlamışlar. Çatal avrat oğlum ya. Allah Allah. Çatal avrat. Şu hani kulağa kaçan da derler bak. Oğlum biz buna makas şu böceği abi diyoruz. Şu bak. Kemal'im biz buna makas böceği diyoruz ha. Makas böceği mi? Onu ilk kez duyuyorum. Karınca bağımına koyayım. O kaçıyor işte. O boxer'a kaçıyor Cyber. O kaçıyor işte. Eğer bir hemen insana temas edecek. Oğlum benim beni küçükken sokmuştu ya lan zehirli örümcek. Ya da şey. Akrep beni soktu biliyor musun? Ah be abi Kemal, neler yaşamışsın. Kemal, ben neler Kemal yaşadım oğlum. Ağatmayı dene çabuk. He? Ağatmayı dene çabuk. Oğlum gerizekalı mısın? Denedik herhalde. Denedim yapışamıyorum da öyle boku bokuna ısırıldım amına koyayım. Bari bir özellik bir şey geleydi. Oğlum belki de bu zekam falan oradan geliyordur lan benim. Belki de olabilir oğlum. Vallahi öyle bir şey olabilir ha. Zekam da duydunuz mu? Zekası nereden geliyor abi? Kadar olursa onda ciddi yaralar oluşabilir. Gerçekten cevabı merak ediyorum. Avustralya'da bir adam öğle vakti balık tutmak için göle gider. Teknesine binip yeter be anancı adam be. Her şeyi GoPro kamerasıyla kaydeder. GoPro diyor. Sakince olta atıp beklerken suyun içinden aynı şekilde bir şey hareket etmeye başlar. Ne geliyor? Ananı sikeyim. İşte bu. Batos, o ne var? Tüm gücüyle Batos kanka. İşte bu. Yaparak hareket ediyor. Adam paniğe kapılsa da... Oğlum Vatoz o arkasındaki dikenini bir vurursa yarra edin ha Cyber. İşte onunla boku yedin. Vatoz'u bir sikerim. Vatoz'u da alır mısın tek... Abicim canlıları bulabilir misin? Ali'cim deniz canlılarını dövebilir miyiz? Tier listi var mı? Bulayım. Hemen bugün tier listi yapalım. Bugün kimi dövmeye çalışalım? Başka bir şey de olur böyle başka... Uç nokta bir şey bul bize, bir tier list bul bize. Suya düşmemeyi başarıyor. Bazı vatoz türleri son derece tehlikeli ve aynı zamanda zehirli olabilir. Doğru. YouTube'da balık videoları paylaşan bir grup genç denize evet açılıp balık tutuyorlar. Evet. Oğlum bak işte bak bunlar bak aklımı yerinden oynatır işte bunlar bak. Hiçbir şey görmedim ki. Oğlum görme atlayanı görmedin mi içeri? Bir anda büyük bir vaho balığı teknenin üstüne atlıyor. Teknedeki biri direğe çarpıp düşüyor. Bu balık eğer birinin üstüne atlasaydı ona büyük zarar verebilirdi. Çünkü yüzgeçleri çok keskindir. Ana beleşten balık tutmuş oldular lan ama vaho. Balıkçılar havada yumruk atar mısın Kemal buna? Da... Havada gelirken aman okuyum tekmeyi koyardım bak Ali. İstemsiz abi bir şekilde istemsiz olurdu bak bu. Tekmeyi. Elini atayım oğlum. Değil. Mal mısın oğlum elimi deler lan. Altına geçip Black Press hatırlayacakları... yapalım. Ya da geliyor ya hani şey... Aquaman sen... mi bu amını? Summer Slam kaçıncı Summer Slam'dı o hatırlayamadım ama havadan böyle Cefar dibine zıplıyordu da Randort'un Arkeo'yu öyle çekiyordu ya. Mesela şu havadan gelirken Arkeo'ya oturmaz mısın? Dostlar YouTube'dan bul. Tam oturur valla diyorum tam oturur. YouTube'dan bul o hareketi. Special Arkeo desek. Dur 100 tane Arkeo var bak şimdi. Yasak değil mi? Bu değil. Bu değil dediğim. Bu değil dediğim. Hah şu galiba şu. Nereye gitti o? Bunun gibi anladın mı? Bunun gibi tam. Bu ne ya? Daha sert bastırmaya çalış. Canlı onun mı? Onun üstünde zıpla. Ne anlatılıyor ya? Top kaçtı. Daha sert zıpla. Bir gözünü kapatıp izlesene Kemal.
Niye? Söylenenlere. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Niye bir gözümü anlamam kapatıp ben izliyorum ya? Bir gözün evet değil, iki gözünde. Aman. Ha, bir gözlerini kapatsana denir ona, gerizekalı. Aynen. Allah'ım sen koru Ali'den. Güzel bir anı olmuştu. Bu büyük, tanımlanamayan yaratık yılan balığı gibi görünüyor ama köpek balığı İran gibi yüzüyor. Videoyu izleyenlerden biri bunun uzaktan kumanda edilen bir deniz drone'u olabileceğini söyledi. Bu şeyin hareket şekli çok tuhaf. Bu ne abi? Video boyunca kafası hiç gözükmüyor. Bu yüzden görünenden daha büyük bir şey de olabilir. Balık kuyruğu olabilir. Kuyruğu vücudundan çok daha büyük düz gözüküyor. Balık düz balık videoyu bu ya. Videoyu kaydeden kişi bu yaratığı daha önce de gördüğünü, füze gibi hareket ettiğini söyledi. Balık. Bunun mümkün olduğu kesin. Bu deniz canlısı içinde hareket eden bir şey olmasa yumuşakçaya benziyor ama kesinlikle yumuşakça değil. Yeah, one big yellow. Oh wow, look at it stick all the way out. All the way out. How far it's sticking itself out now? Videoyu çeken kişinin söylediğine göre yaratığın 10 dokunacı, 2 de pençesi varmış. Yani bu bir ahtapot ya da mürekkep balığı olamazdı. Bence bir tür parazit veya buna benzer bir canlı olabilir. Her neyse de çok garip göründüğü kesin. Bu kayık kilometrelerce denizin ortasında duruyor. Senin ne işin var burada böyle bir kayıkla? Abicim evet işte bak bu da bela çekmek demek. Aynen öyle. Ya? Niye abi çıkıyorsun ki? Neydi ki? Sebebi neydi ki yani? Nasıl görünmüyor? Kayıktaki adam güneşin batışında video kaydına alıyor. O sırada denizin yüzeyinde garip bir Ruff cisim mu oynuyor? Bir süre öylece kalıp daha sonra yeniden dibe batıyor. Adam denizaltı bunun abi cansız bir nesne ya da deniz kaplumbağası olabileceğini düşündü. Ama bazıları bu şeyin kunduza benzediğini söyledi. Gerçekten çok tuhaf. Fok gibi de oğlum. Fok bir da öyle yapmaz. Bir arkadaş iskeledeyken garip bir deniz canlısı gördüler. Bu ne? Ve hemen video kaydına aldılar. Bu ne lan? Yılan balığı. Yılan balığı düz. Tamam abi bu normal evet. Bu yaratık dev bir solucana benziyor. Ama kafası çok garip. Gördüğüm hiçbir canlıya benzemiyor. Bazılarına göre konuşuyor mu uzaydan gelmiş olabilir. Ağzı ve gözleri olan konuşacak gibi duruyor. Tam olarak ne olduğu büyük bir abi muamma. Beni bırakın. Sizin bir fikriniz var mı? Bu video Güneydoğu Asya ülkesi Timor-Leste'de iskelede balık tutan biri tarafından çekildi. Balıkçı denizde bir tür yaratık gördü. Hemen telefonu çıkarıp kayıt tuşuna bastı. Bunun o çok fakat hızlı lan. Biraz geç kalmıştı. Yaratık çoktan uzaklaşmaya başlamıştı bile. Onun için çok az kaydedebildi. Of. Bu şey çok hızlı hareket ediyor. Lan bunu ben biliyorum lan bunu lan. Lan bu yok lan. Acun abi lan bu. Yaratık değil oğlum bu. Aha oğlum. Acun abi oğlum. Giriyor oğlum, denizaltı böyle hızlı hızlı gidiyordu ya. Denize şununla girmek de taşla gider. Bir köpek balığı seni Yunus sanar amına koyayım. Lan salak mısın? İşte bu alet bende olsun o köpek balığını da amına koyarım. Sahibi. Bu alet bende olsun bilmem. Oğlum bu basınç nasıl ayarlıyor bu alet çok hızlı bir şekilde? Gerçekten canım bırak. Bak sahibi. Abi bir kere de sen anla abi lütfen. Yok. Oğlum ne basıncı sanki Mariana çukuruna dalmıyor amına koyayım. Mariana Mariana emin misin Mariana olduğuna? Ya sen ne anlatıyorsun? Lan dünyanın en büyük çukuru Avella. Maria neydi gerçeği ananı sikeyim. Gerçeği neydi ya? Mariana mıydı? İçeri alınacaksınız ya. Bak hala devam ediyor. Üst üste dövdürmeseniz de. Evet. Mariana'ydı galiba doğrusu. Tamam ben ne dedim? Mariana çukuru. Allah'ım sen koruma Acun abi. Bu kadar hızlı köpek balıkları ya da yunuslar hareket edebilir ama bu şey hiçbirine tam olarak benzemiyor. Bu olay sırasında iskelede balıkçıdan başka kimse bulunmuyordu. Belki başkası olsa her şey daha net olabilirdi. Videonun devamında yaratık suyun dibine dalıyor ve bir daha görünmüyor. Bu videodaki canlı için... K-
Kegri'nin kara deliği en büyük çukuru. O abi yanlış bilgi. Lan var ya, Özgür'ümün bu ara Çağrı'yı sürekli izlediği çok belli ya vallahi. Güzel denemeydi olsun ama daha izlemen lazım, daha öğrenmen lazım. Adam iyi şakalar yapıyor, bu spam oldu biraz. Zorlama, zorlama. İçin kimse kesin bir şey söyleyemez. Her zaman büyük bir gizem olarak kalacak gibi. Bu video ve tüm videolar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bir... Aman. Bu ne abicim? Şuna bir bakalım. Testi çözelim mi? Çözeriz. Bak, o şimdi o ne diyor? Bana bir test hazırlayın. Tier list Kemal, hazırlayın. Güzel bir tier liste vardı. Yani hangi deniz canlısını döversin diye bir tier list bulamadım ama. Tier list, nasıl anlatayım bunu? Deniz canlılarının olduğu bir tier list buldum. Şeylerin isimlerini sen elinle değiştirirsin. Sikerim. Tamam, hadi go. Yerim, ısırırım falan diye. At bakayım bir. Mesela şu var. Nereden atıyorum? Enter'a da bas. Bu var. Bir tane de şunu buldum. Hangi hayvanı elinle yakalayabilirsin? Elinle yakalayabilirsin. Evet. Bakayım. Attım. Onu da özelden. Kime inese mi atıyorum ben? Yok, sana atıyorum. Bunu sal, bu sarmadı. Hiçbirini bilmiyoruz çünkü. Bunun mu hiçbirini bilmiyor amına koyayım? Sonra böcek. Şu var. Ha bir de Kemal var. Detaylısı. O yakalarsın. O deniz canlılarının detaylısını attım Kemal. Yeni anladım lan, rakun tutuyorum. Çok iyi. Bütün denizi koy buraya ama. Yayından gördüm de. Düşününce hiç sarmadı ya bunlar. Sonra şu var. Tamam şu var Kemal. Bu. Tamam, bu sarar. Bunda büyük hayvanlar da var denizde yaşayan. Ama Sünger Bob da koymuşlar. Böyle bir şaka yapmışlar. Sünger Bob'un amına koyarım. Sırsam mesela yapabilecek. Kunduz falan var bunda, anladın mı? Böyle çekiç başlı köpek balığı. En sonuncu da. Penguen var ama bir de. Çupra koymuş. Bu köpek ne amına koyayım? Diğer küçük olanı yapalım. Deniz yarrağı. Diğer küçük olanı yapalım. Tamam dursun. Şu bir köşede dursun.